Evet, evde kaldığımızda canımız sıkılıyor. Son dönemde bu sözü gerçekten küçük büyük herkesten duyar olduk ve insanlarımızın psikolojileri bu süreçten nasıl etkilendi? İşte bugün bunları konuşacağız. Alışverişe çıktık. Alışverişe çıktık. Evde ekmek yok. Eksik olan şeyler vardı o yüzden. Bunun dışında evde mi geçiriyorsunuz var? Evet, sürekli evdeyiz. Evdeyiz, çıkmıyoruz yani. Çok acil durumlarda çıkıyoruz. Onu da mecbur çıkıyorsun, aman yok ki. Evde özellikle insanların canı sıkıldığı söyleniyor. Vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz? Niye? Zaten bir bayan iş yapıyor. Onunla işini bitirdikten sonra oturuyor. Ne yapacaksın? Televizyon izliyor öyle. Peki bu süreçten korkuyor musun? Valla bilmiyorum, Allah'ın dediği olur. Şu ana kadar ama hiçbir şekilde ailenizde bir sorun yok, öyle sanıyorum. Öyle bir şey yok. Zaten hiç çıkmadık yani, çok nadir dediğim gibi böyle ekmeğimiz bile acil ihtiyaçlarımız dışında çıkmıyoruz. Sizce sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli mi İstanbul'da? Valla çok insan var. Sokakta çok insan var. Aslında gerekiyor ama bilmiyorum. Neden sizce insanlar peki bu kadar sokakta vakit geçiriyorlar? Biraz sorumsuz yani insanlarımız biraz. Çünkü hani acil durumda olanlar çıksın, diğerleri çıkmasın bence yani. Bilmiyorum. Peki bu noktada alınan tedbirleri nasıl buluyorsunuz devlet tarafından? Sık sık ellerimizi yıkıyoruz. Ondan sonra hijyene dikkat ediyoruz. Her şey yani, ne bileyim, uyku düzenimize dikkat ediyor, hijyene dikkat ediyor. Sık sık ellerimizi yıkıyoruz. Öyle. Peki sizce ne kadar daha sürer bu süreç? Valla bence sürer, birkaç ay sürer. Birkaç ay daha. Evet. Biz Allah'ımıza şükürler olsun, namazımızı kılıyoruz. Alıyoruz tesbihimizi, zikrimizi yapıyoruz. Bu şekilde. Yapacak bir şey yok. Devlet büyüklerimiz zaten üstüne basa basa defalarca söylüyor. Hani evde kalın, evde kalın diye. Onlar öyle söyledikten sonra artık yapacak bir şey yok. Peki sokağa çıkış yasağı sizce gelmeli mi? Aslında yani ekonomiyi biraz şey yapar yani, komple her taraf kapansa, fabrika, dükkan, yani hiçbir şey kalmasa ekonomiyi biraz belki şey yapar. İnsanların ihtiyaçlarını devlet karşılasa, belediyeler karşılasa, her ilin. Hani o şekilde belki olur, gelsin yani. En kısa zamanda da biter böylece. Şimdi evde kalan vatandaşların da elektrik ve fatura ve aynı zamanda kira problemi var. Bu noktada nasıl insanlar geçinecek sizce? Yani bu noktada herkes elini taşın altına koyacak. Hani sonuçta candan daha değerli bir şey yok. Hani belki kimisinin maddi durumu çok düşük, kimisinin orta halli veya iyi. Artık biraz sıkıntılar olacak. Bu devletimiz de yanımızda zaten. 100 milyar liralık bir şey ayırdı. Herkes elini taşın altına koyacak yani. Şimdi bir kampanya yaptı devlet. Özellikle Milli Birlik kampanyası, Milli Dayanışma kampanyası. Siz bununla ilişkin ne düşünüyorsunuz? Vallahi bence 100 milyar lira bir ödenek ayıran devletin bence buna ihtiyacı yok da. Yani biz bize yeteriz yani, herkes birlik beraberlik zamanı şu anda. Yani bunu bir savaş gibi düşünelim. Bence öyle. Süreç sizce ne kadar daha sürer? Süreç bence yani kurallara riayet edilirse biz bu ayın sonunda atlatırız bunu yani, sıfırlarız gibi bir şey olur. Ama riayet edilirse. Peki şimdi bireysel olarak da özel araçlarıyla insanların dışarı çıkmasına kısıtlama getirilmesi konuşuluyor. Evet. Bence doğru bir şey. Hani artı şehir dışına da çıkma durumu var. Bence doğru bir şey yani, yoksa önüne geçemeyiz yani, o oraya bu buraya. Olmaz yani bu şekilde. Peki çalıştığı iş yeri uzak olan ve özel aracıyla gidip gelen insanlar için bu durum zor olmaz mı? Artık işte işverenlere de dediğim gibi herkes elini taşın altına koyacak. Yani işverenler de kolaylık sağlayacak. Herkes için bu can bu ya. Yani sonuçta herkes bir kolaylık yapacak. Yapması lazım. İşverenler de bir fedakarlık yapması lazım. İşçiler de yani bir şekilde yani, bütün millet olarak. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı günler. Evet, bazı vatandaşlar evde durmaktan son derece memnunken, kimi vatandaşlar da evde durdukları halde canları sıkılıyor ve çeşitli bahanelerle, öyle sanıyorum ki, kendilerini dışarıya atıyorlar, sokağa atıyorlar ve rahat bir nefes alma arayışındalar. Ama bir taraftan da olayın ehemmiyeti ve ciddiyeti de söz konusu. Bu noktada hepimizin elini taşın altına sokması gerekiyor. Öyle sanıyorum ki bundan sonra daha tedbirli ve daha ihtiyatlı olunacak. Buradan aktarabileceklerimiz bugünlük bu kadar.